Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları bölümünden 2002 yılında mezun olan 48 yaşındaki Dilek Saygı Sezer, ardından İzmir'de uzun süre çalıştığı tekstil firmasından ayrılarak el sanatlarına yöneldi. İlk çalışmalarına evinde kullanmadığı eski malzemeleri küçük dekoratif eşyalara dönüştürerek başlayan Sezer, ürünlerinin ilgi görmesi üzerine farklı tasarımlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 yıl önce hobi olarak başladığı uğraşını Düzce'deki evinin bir bölümünde oluşturduğu atölyede devam ettiren Sezer, plastik, cam ve metal başta olmak üzere atık malzemelerle tablolar ve dekoratif ürünler yapıyor. Ürünlerinin bir kısmını hediye eden bir bölümünü de satışından gelir elde eden Sezer, geri dönüşüme de katkı sağlıyor. Dilek Saygı Sezer, çevrenin korunmasına önem verdiğini belirterek çalışmalarıyla sıfır atık projesine de katkıda bulunduğunu söyledi. Sezer, 12 yılda atık malzemelerle yaklaşık 200 ürün ortaya çıkardığını aktararak şöyle konuştu. Vardı. Boş zamanlarımda 2012 yılından beri boş zamanlarımda ufak tefek çalışmalar yapıyordum. Bunları sonra büyük objelere dönüştürmeye başladım. İşte gerek tablo olarak gerek dekoratif eşya olarak. 2019 yılında sıfır atık projesinin gündeme gelmesiyle ben de hem farkındalık yaratmak hem de projeye katkıda bulunmak amaçlı bu tür çalışmalar yapıp gerek hediye olarak gerek de satışa sundum eserlerimi. 2012 yılından bu yana 200'ü aşkın eser ürettim. Bunun yüzü tablo olarak, yüzü de çeşitli objeler, saksılardan tutun da dekoratif objelerden oluşmakta. 2019 yılında İzmir Ticaret Odası'nda 4 günlük bir sergim oldu. 4 Temmuz'da açıldı. Bayağı ses getirdi. Basında da yer almıştık. Bu çalışmalarım sergiden sonra devam etti. Ufak tefek yine boş zamanlarımı değerlendirerek eserler oluşturmaya devam ettim. En sonunda 2023 yılında da Urla Halk Eğitim Merkezi'nde görev aldım. Urla'da, Kızılay'da, Kızılay'ın kendi bünyesinde engelli çocuklar ve annelerine 8 ay boyunca sıfır atık dersi verdim. Önem verdiğim şeyler plastik ve cam şişeler. Çünkü plastik şişenin yeryüzünde yok olma zamanı 450 yılı buluyor. Bir cam şişenin 4000 yıldan başlıyormuş. Bu beni ilk başta çok korkutarak ve merakım bu yöne yöneldi. Cam şişeleri çöplerden ya da işte dışarıda ya da arkadaşlarımdan, çevremden topluyorum. Plastik ürünleri de evlerde kullandığımız en basit yoğurt kaplarından değerlendiriyorum. Tabloları da bildiğim her türlü malzemeyi kullanıyorum. Bu plastik, metal ve cam ürünler olmak üzere takılardan tutun da her türlü objeyi değerlendiriyorum tablo olarak. Kişisel ürün olarak da değerlendirdim. Mesela kişiye ait tokalar, saksılar, ev aletleri bunları parçalayarak bir tablo haline de getirebiliyorum. Tekstür sanatı deriz biz aslında. Her türlü ürünün bana aslında vermiş olduğu doku çok önemli. Ben gerek iğne olsun, gerek çengelli iğne olsun, gerek kırık bir malzeme parçası olsun, bu metal ya da plastik fark etmiyor. İstediğim dokuyu alabiliyorum. Bunu gerek boyayarak, gerek üzerine bir aksesuar, işte kumaş ya da tela yapıştırarak. Bunu çok anlamı olmasa da dekoratif, görsele yakın, güzel bir doku elde edebiliyorum. Tabloda kullandığım hiçbir mesaj verme gibi bir amacım yok tablolarda. Yakın çevremde birçok kişiye de tabloyu gönderdim. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 adet tablom var. Dekoratif ev aksesuarları ve tablo olarak da zaten kendi evde kendi kullandığım malzemelerle oluşturmuş olduğum eserlerle de ev ekonomisine büyük katkıda bulunuyorum. Benim bu başlamış olduğum çalışmalarım aslında hem sıfır atık projesine destek olmak hem de çevremizi ve doğamızı korumak adına çok önemli aslında. Dediğim gibi ev ekonomisinde çok büyük katkısı var. Artı sıfır atığın geri dönüşümün bizim çocuklarımız ve geleceğimiz açısından çok önemli bir yeri var. Bizim çocuklarımıza çok temiz ve bir dünya ve bir çevre bırakmamız gerekiyor. Sıfır atın aslında bizim hayatımızdan çıktı, bitti, kırıldı, gitti diye attığımız her türlü ürün aslında bize kalıcı olarak tekrar geri kazandıran bir çalışma bu. Bu yüzden herkesin yapması gerektiğine inanıyorum. Bu çalışmaları benim bir atölyem yok. Gerçekleştireceğim herhangi bir alan yok. Evimin küçük bir odasında yapmaya başladım ve bunu da başardım. Birçok eserlerim var. Bu çalışmaları herkes evinin bir köşesinde de küçük bir masada da yapabilir, gerçekleştirebilir.
Hedefim de zaten gerek belediyelerin gerek özel kurumlarda sanat atölyelerinde ya da belediye ve kamuya ait alanlarda bir sergi açmak.